Yetmedi, böbreğini verdi. Şimdi de bir çocuk vermeye hazırlanıyor. İşte o efsane aşıklar. Saygı, sevgi, sadakat. Bir şeyler hissediyorsan o engeller hiç tamamen ortadan kalkıyor. Onlarınki bir aşk hikayesi. Görücü usulüyle de başlasa da Gülcan Hanım Yusuf Bey'in eli kolu oldu. Ardından 2 yıl önce böbreğini de verdi. Şimdi tek eksikleri bir bebek. Masallara konu olacak bir aşk hikayesi onlarınki. İyi günde de kötü günde de elleri hiç ayrılmadı. Yusuf onu hiç göremedi ama Gülcan Yusuf'u ilk gördüğünde sevdi. En çok da gözlerini. Tanıştık. Sonra oturduk, konuştuk, muhabbet. Sonra tabii birbirimizden elektrik aldık, hoşlandık. Gözlerin mavisi etkiledi beni. Ama o masmavi gözler çevresindekileri göremiyor. Gülcan Uzun eşinin yardımına koştu, ışığı oldu. Tek başına bir yere çıktığı zaman da ben endişede oluyorum, tedirgin oluyorum. Üstüme fazla düşüyor yani. Evet, aşırı. Üstüme fazla düşüyor. Acaba sıkılır mı Yusuf Bey biraz bu kadar ilgili? Bazen ben çocuk muyum falan, hani niye böyle bu kadar yapıyorsun diye tabii, ayrı mesele. Dile kolay. 10 yıldır o sevgi ve saygıyı koruyorlar. Gülcan Uzun eşinin her zor zamanında yanındaydı. Öylesine ki böbreğini bile düşünmeden verdi. İlk başta bu veriyordu, ben ilk başta kabul etmedim. Neden? Ya ne bileyim, şimdi nasıl diyeyim, hayat şartları. Zaten bana, benle ilgilen bu gözlerden, bir de böbrek. İnsan içinde nasıl korku düşüyor. Şimdi böbrek var mı? Böbreğini de vereceksin. Ya buna bir şey olursa, o korku var bende. Allah'ım olsun, ben razıyım işimden. Bir de böbrek verdi, temelli zaten. Birlikte aştıkları zor zamanların ardından şimdi tek istedikleri bir bebek. Aşklarını anne baba olmanın keyfiyle tamamlayacaklar. Biraz sperm sayı düşüklüğü var. Birazcık da Gülcan Hanım'ın yumurta sayısında düşüklük var. Az yumurtalı olanlar bir sefer değil de deneye deneye çocuk sahibi olabiliyorlar. Alif Hoca da bebeği vermeden kucağınıza bırakmayacağım dedi. İnşallah anne baba olmayı da tadarız. Su parkında eğlenirken bir anda cehennemi yaşadılar. Tam 500 kişinin yaralandığı yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İnsan seyrederken bile dehşete kapılıyor. Sahneye püskürtülen toz yanıcıydı. Ateşle buluşunca da birden parladı. Ortalık cehenneme döndü.